Merhaba arkadaşlar, Biyorum YouTube kanalındasınız. Bitki biyolojisi ile ilgili arkadaşlar bir soru çözeceğiz. Sorumuza bakalım. Çift çenekli bitkilerin çok yıllık olanlarında. Bakın çift çenekli olacak ve çok yıllık olacak diyor. Neydi hatırlasak? Bitkiler arkadaşlar biz damarsız tohumsuz. Damarsız tohumsuz. Kimdi bunlar? Karayosunu, ciğerotları falan bu gruba giriyor. Ciğerot. Ne vardı ondan sonra? Damarlı tohumsuz vardı. Ne vardı burada? Erelt otu vardı. Kibrit otu filan vardı. At kuru filan vardı yani. Sonra hem damarlı hem de tohumlu bitkiler. Bunu da ikiye ayırmıştık hatırlarsanız. Açık tohumlu ve kapalı tohum bitkiler. Kapalı tohumlu. Açık tohumlu bitkiler kimlerdi? İşte kozalaklı bitkiler. Çam, ladin, köknar filan değil mi? Bunlar neydi? Açık tohum bitkiler. Kapalı tohumlar ikiye ayrılmıştık. Neydi bunlar? Tek çenekliler ve çift çenekli bitkiler. Zaten açık tohumlar çok çenekli diye geçiyordu. Tek çenekliler kimler? İşte buğday, ondan sonra mısır gibi bitkiler. Çift çenekliler kimlerdi? İşte elmaymış, ondan sonra armut, kiraz. Bir de ne vardı burada? Tek yıllık olup da çift çenekli olan fasulye falan vardı değil mi? Fasulye falan vardı. Evet, şimdi bize ne diyor? Çift çenekli olacak, çok yıllık olacak. Yani çift çenekli olacak ve çok yıllık. Yani fasulyeyi düşünmeyin diyor bize. Elma, armutu falan düşünerek diyor. Soruyu cevaplayın diyor. Odunsu bitki yani. Çok yıllık olması odunsu anlamına geliyor. Odunsu demek istiyor bize. Öncelikle arkadaşlar kısılem ve flöem. İletim demeti kökte var mı? Tabii ki var değil mi? Alınan su nasıl taşınıyor gövdeye doğru? İçinde tabii ki iletim demetleri var yani. Kısılem flöem var. Gövdeden yukarıya doğru taşınıyor. Kısılem flöem var. Yaprağın damarlanma şekli bilmem ne diyoruz. Damar var yaprakta. Damar dediğimiz nedir? Kısılem flöemdir değil mi? Dolayısıyla bu kısılem ve flöem arkadaşlar ne olacak? Hepsinde ortak olacak zaten, tamam mı? Gelelim arkadaşlar kambiyuma. Kambiyum, yaprakta kambiyum olmaz. Değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar kambiyum olan şıkları eleyin yani. Şunu zaten elemiştik. Bir hepsinde olacak dedik. Kambiyum arkadaşlar kök ve gövdede bulunabilir. Mantar doku dediğimiz neydi? Mantar kambiyum ve mantar doku neyi oluşturuyordu? Peridermis oluşturuyordu. Peridermis nerede bulunur arkadaşlar? Bitkinin yaşlı kısımlarında olur. Yani odunsu bitkinin yaşlı dallarında, sonra gövdesinde bulunur. Aynı şekilde arkadaşlar kökün de genç kısımlarında epidermis bulunur. Ama gövdeye yakın olan kısımlarda kökte de ne var arkadaşlar? Peridermis bulunur. Mantar doku yani. Mantar doku arkadaşlar hem kökte hem de gövdede ne yapabilir? Bulunabilir. Kambiyum zaten arkadaşlar kök ve gövdede kalınlaşmayı sağlıyor. İletim demetlerini oluşturuyor. Ama yaprakta kambiyum bulunmaz. Cevabımız Adana olacak.